hafta mecliste Adalet Komisyonumuz plan bütçe salonunda çalışmalarını devam ettiriyor. Şu anda 18 maddesi görüşülüyor teklifi. Aslında çok da öyle masumane bir şekilde anlattım Müslüm Bey ama öyle göründüğü gibi değil. Bakın bu olaya muhatap olan, aslında bu olayın müsebbibi bir nevi adeta komisyonu baskın, adeta tabirimi caiz bulun, baskın düzenlemiş gibi bir yargıç, bunu yapan bir yargıç. Bakın aslında bu olay bile tek başına bu kanun ne derece haklı olduğunu göstermeye yeter. Bir yargıç eğer ideolojisinin esiri olunca, bakın anayasayı da dinlemeden, yasaları dinlemeden, meclisin milli iradenin egemen olduğu meclisi de, adeta meclisteki çalışmaları da sabote eder bir duruma geldi. Bakın bir defa şunu özellikle söylemek istiyorum. Ömer Faruk Emin Ağaoğlu şu anda herhangi bir sendikanın ne başkanı ne üyesi konumunda. Şu anda yok hükmünde olan bir sendika. Sendika başkanı sıfatıyla kendini tanıtıyor. Maalesef basın yayın araçları da sendika başkanı, işte yargıçların başkanı diye hep lanse ettiler. Ama şu anda İçişleri Bakanlığı'ndan da aldığımız bilgiye göre, resmi olarak artı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiye göre böyle bir sendika yok. Kaldı ki 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda 15. maddesinin B bendi hakimler ve savcılar ve bu meslekten sayılanlar sendika kuramazlar, üye olamazlar gibi çok açık bir hükmü var. Peki. Şu anda da ortada olmayan korsan bir sendikanın adeta çakma bir başkanı. Bakın bu bir. Birincisi bu. İkincisi, meclis çalışmalarını anayasa ve iç tüzüğe göre yürütür. Üç tüzüğümüzün 30. maddesi ve 166. maddesi çok açıktır. 30. maddesini diyor ki, komisyon başkanının takdirine bırakmış uzman çağırabilir diyor. Orada çağırabilir diyor. Uzman çağırabilir. 166. maddesinde de diyor ki, görevliler ve milletvekilleri dışında çağrılmayan kişileri komisyon başkanı kapı dışarı edebilir ve bunların girmeye, komisyona girmeye hakkı yoktur. Birisi, komisyona girmeye hakkı olmayan ve şu anda Çankırı hakimi pozisyonda bulunan bir hakim, bir yargıç, komisyonu bir defa girmeye hakkı olmadan girmiş. Girdi de ne oldu? Ve bunu yaparken de maalesef Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Müslüm Sarı biz önledik diyor da, asıl onların korumasında, onların bu provokatöre adeta destek olmasıyla birlikte bu olay oldu. Onların himayesinde geldi. Komisyona girmesi bir defa mümkün değil. Girdikten sonra ilk gün ne oluyor? Cumartesi günü komisyona girdi. Yerinde de oturmuyor. Kalkıyor ve kürsüye kadar yürüyor. Olaylar kürsüye yürüdükten sonra başladı. Tabii ki bu olayların hiçbir yerini tasvip etmek mümkün değil. Milli iradeyi korumak hepimizin görevidir. İktidarıyla, muhalefetiyle. Bu olaylar hoş olaylar. Diyelim yürüdü. Tamam, yani diyelim yürüdü Ahmet Bey. Yine de yani bu görüntüler, yani iPad fırlatılıyor. Bir milletvekili çıkıp uçan tekme atıyor. Yani bu bunun karşılığı mı acaba, başka bir yol yok? Ben size şunu söyleyeyim. Bakın ben bu olayları tasvip etmiyorum. Bakın şunu söylüyorum Cüneyt Bey. O arbedede ben de suratıma bir pet şişe dolu su bardağı yedim. Bana da geldi. Diğer grup başkan vekili arkadaşımıza da geldi. O arbede esnasında, yani onun olmaması lazım ama bu olayı tetikleyen, bu olayı hakikaten bu noktaya getiren başta Ömer Faruk Emin Ağaoğlu olmak üzere ve buna destek veren CHP milletvekilleridir. Onların himayesinde bu şekilde yapılıyor ve sanki bu komisyonu provoke etmek amacıyla girmiş. Bir çok Müslüm Bey'e sorayım. Müslüm Bey, siz bu komisyonu provoke etmesi için mi Sayın Emin Ağaoğlu? Öyle bir şey yok. Bir defa Ahmet Bey doğruyu söylemiyor. Bakın Sayın Emin Ağaoğlu'nun komisyonun başkanının bulunduğu divana doğru yürümesi söz konusu değil. Kayıtlar var orada. Bilmiyorum ne kadar hakimsiniz kayıtlara. Doğrudur efendim. El kaldırıyor ve diyor ki benim dilekçeme menfi ya da müsbet herhangi bir cevap vermeyecek misiniz? Söylediği şey budur. O sırada AKP'li milletvekilleri hücuma geçiyorlar resmen. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak söz konusu olan kişiyi korumaya çalışıyoruz. Velev ki bu adam bir sendika başkanı olmasın. Velev ki tüzük gereği komisyona girme yetkisi olmasın. O kişi ne amaçla, kim, niçin getirir? Bir vatandaş olarak da bakın biz plan bütçe komisyonundayız. Plan bütçe komisyonu ile ilgili düzenlemelerde uzman insanların görüşlerini alırız. Yani hiç bugüne kadar parlamentoda böyle bir şey olmadı. Yani bir vatandaş oraya bir dilekçe de verebilir. Komisyon başkanı diyebilir ki siz tüzüğe uygun hareket etmediniz. Lütfen dışarı çıkın. Bu kadar. O kişi de çıkar.
Ama AKP milletvekillerinin hepsi kendilerini idare amiri komisyonuna sokarak kaç defa uyardı, itiyorlar, ben size söz vermedim, linç etmeye çalışıyorlar. Biz de refleks geliştirerek kendisini korumaya çalıştık. Yaptığımız şey bu. O arbede ellerinde ne varsa, önlerine ne geliyorsa AKP milletvekili kafamıza fırlattı. Ama bana da geldi diyor Ahmet Bey. Olabilir yani, kendisine de gelmiş olabilir ama kavgayı çıkartan. Bana da geldi ve ben de ciddi manada isterseniz geçin bunu söyleyeyim yani hakikaten. Biz burada savunma pozisyondayız. Savunuyoruz, durumu savunuyoruz, kişiyi ya, savunuyoruz. Ya bu arbede AKP milletvekili yani, demek komisyon başkanı, bunu başlatan inisiyatif kullanmadan, destek olan sizlersiniz. Kullanmadan, o arbede esnasında kim neye yedi, kimin ne aldı belli olmuyor ki. Doğru değil tabii ki bu görüntüler. Bir saniye, Ahmet Bey. Siz mesela Emine Ağaloğlu orada konuşsa ne olurdu? Gibi, yani siz neden gibi konuşmasına bu kadar sert tepki gösterdiniz? Şimdi bakın, geldi tamam bir tane hakim. Bakın, vatandaş olarak hakim olması da şart değil. Geldi ben dedi konuşmak istiyorum. Benim de bir görüşüm var dedi. Ne olur ki konuşsa? Komisyon çalışmalarını bugün de söylüyoruz. Şimdi Cüneyt Bey şunu söyleyeyim. Bugün eğer buna uygun zemin hazırlanırsa yarın biz meclisi çalıştıramayız. Dağdan indi biri geldi komisyona ben de konuşacağım dedi. Başka bir yerden biri geldi ben de komisyona konuşacağım dedi. Bir baskın yaptı. Böyle bir şey olur mu? Komisyonu anayasa ve iş tüzük hükümlerine göre çalıştırmak zorundasın. Yoksa biz bu komisyonu çalıştıramayız. Milli irade iki gün boyunca ipotek aldı bu arkadaş. Rehin aldı. Yani bir yargıçsın sen. Çankırı hakimisin. Bir hakim sıfatı var. Herhangi bir sendika üyeliğin yok. Herhangi bir başkanlığın yok. Sırf bunu bir şekilde bir sendika başkanlığı gibi bir sıfatla haksız ve hukuksuz bir şekilde. Bakın hepimiz hukuka riayet etmek zorundayız. Ama en çok da hukukçuların hukuka riayet etmesi lazım. Ve bu iki günlük, üç gündür Türkiye'nin gündemini meşgul eden, bu olaya sebebiyet veren bu şahsın, işte Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ne iş yapıyor? Onların göreve gelme davet ediyorum ben. Yani bir hakim bunu yapabilir mi? Böyle bir şey mümkündür. Bak ikinci gün şu oluyor gene. İlk gün öyle bir olaya sebebiyet verdi. Hiç gitti 5 gün işte iddiası öyle. 5 gün iş görememezlik raporu almış. Bilemiyorum doğru mudur değil midir, kimden aldı onu bilemiyorum. 5 gün iş görememezlik raporu olmasına rağmen ikinci gün gene komisyona geliyor ve komisyonda başkan söz vermeden, bak çıkartmadı halde başkan, çıkartabilirdi. Söz vermedi halde gene ayağa kalkıyor, gene söz istiyorum diye bağırıyor, çağırıyor. Ondan sonra da ne oluyor biliyor musunuz? Orada gazete manşeti bildiri yayın gösteriyor adeta. Bir pankart gibi bir gazetenin tam sayfasını açıyor. Orada bir korsan tebliğ yapıyor. Korsan bir gösteri yapıyor. Bir hakime bunu yakışır mı ya? Müslüm öyle Bey, olunca tekrar bildiriyor. Hani 5 gün iş görememezlik raporu vardı. İkinci gün olayı tekrar provoke etmek için gene geliyor bu adam. Şimdi böyle bir şey mümkün mü ya? Bunu kabul edebilir miyiz? Bunun önüne alamazsınız yoksa. Eğer yarın bir gün şunu söyleyeyim. Bir gün iş düzü uygulamazsınız. Yarın kimin geleceği belli olmaz. Evet bir saniye rica ediyorum. Döneceğim. Ben ikinci gün komisyon çalışmalarında yoktum. Ama şöyle bir şey var. Bakın AKP giderek kaba kuvvetli bir yasa yapma tekniği olarak kullanıyor. Buradaki sorun bu, problem bu. Biz bunu 4+4+4'te de gördük. Yani sayısal üstünlüklerine güvenerek, bağırarak, çağırarak, saldırarak, ellerindekileri üzerimize fırlatarak, tekme tokat yasa çıkartmaya çalışıyor. Yani sayısal üstünlükleri üzerinden, kaba kuvvet üzerinden bir yasa yapma tekniği 24. dönem Türkiye'nin gündemine geldi. Yani bunları görmek zorundayız. Şimdi burada bir telaş da var aynı zamanda. Bakın mesela 4+4 sürecini de yaşadım ben. Orada AKP milletvekilleri ideolojik bir konumlanmanın ürünü olarak o motivasyonla hareket ediyorlardı. Burada ise farklı bir motivasyonla hareket ediyorlar. Yani aslında çıkartılan yasanın anayasaya aykırı olduğunu, yolsuzlukların üstünü örtmeye yönelik bir yasa olduğunu hepsi çok iyi biliyor. Komisyon görüşmeleri sırasında boyunları öndeydi. Biz konuşurken bizim söylediğimizin içeriklerinin hiçbirisine itiraz edemiyorlar. Ama olay bir şey anlatamama noktasına geldiğinde bu takım şeyleri fırsat bilerek üzerimize saldırıyorlar. Bu kadar açık. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi biz burada bir görüntü görüyoruz. Ahmet Bey size soracağım. Son olarak her ikinize de aynı soruyu sormak istiyorum. Bayağı birbirlerini yani hani neredeyse öldürecek gibi saldıran, hırsla saldıran milletvekilleri var. Peki daha sonra nasıl çalışıyorsunuz? Allah aşkına çalışabiliyor musunuz Ahmet Bey? Yani iPad'ler atılıyor, uçan tekmeler atılıyor. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi girip çalışabiliyor musunuz sağlıklı acaba? Ondan sonra nasıl bir süreç yaşanıyor? Biz o kısmı hiç görmüyoruz. Şu anda mesela gerginlik var mı hala salonda? Yok, şu anda gerginlik yok. Bakın ben şunu söylemek istiyorum Cüneyt Bey. Muhalefet partileri eleştirilerini yapacak. Muhakkak ki kanunla ilgili bizim gibi düşünmek zorunda değil. Bizim iddialarımız olacak, onların karşı tezleri olacak, iddiaları olacak. Bunu müzakere usulü budur. İş tüzük iktidara da muhalefete...
Evet, sesi gitti. Sizden alayım son olarak. Aynı soruyu devamını alacağım bir sesle. Şimdi bakın oldu. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Mesela bu kavgadan sonra siz girip hiçbir şey yokmuş. Ya böyle bir şey olamaz tabii. Komisyonlar artık çalışamaz noktaya geldi. Bakın bizim sağlıkçı milletvekillerimiz var komisyonda. Bu tartışmalar olduktan sonra komisyon başkanına dedi ki, sayın komisyon başkanı, bakın bu noktadan sonra burada artık çalışamayız. Daha yaşı ileri milletvekili arkadaşlarımız var. Yani adrenalin yükseliyor. İnsanlar birbirlerine bir şeyler fırlatıyor. Bu yasa anayasaya da aykırı. Lütfen anayasa komisyonunu göreve çağıralım. Bir miktar ara verelim. Bundan sonra ortaya çıkabilecek bütün sonuçlardan siz sorumlusunuz diye. Ama komisyon başkanı böyle bir şeye kesinlikle yanaşmıyor. Bakın bir başka nokta meclis başkanı içindir. Biz orada çok zor koşullarda çalışırken grup başkan vekilimiz meclis başkanını aradı. Ve dedi ki meclis başkanına, yani biz çok zor durumdayız. İş tüzükten kaynaklanan haklarımız kullanılmıyor. Her an burada bir şey olabilir. Ama meclis başkanının da meclis çatısı altında olan bu olaylara karşı daha net pozisyonlar takınması gerekir. Bu pozisyonların çok ötesinde olduğunu görüyoruz biz. Yani parlamento hızla çalışamaz, işlevini yitiren, işlevinden boşalan kurumlar haline dönüşmüş durumdalar. Yani denetlenemeyen, yasaların, yasa yapma tekniğinin sürekli olarak ötelendiği. Bakın mesela bu yasa bir tasarı değil aslında. Bir teklif. Ama özü itibariyle bir tasarı. Aslında bunun tasarı olarak getirilmesi gerekir. Farkı nedir? Şimdi eğer tasarı olarak getirildiğinde bütün tarafların görüşleri alınarak daha detaylandırılmış bir sürecin sonucu olarak daha çok üzerinde düşünülmüş ve konuşulmuş, yargı gibi çok önemli bir meselenin daha çok üzerinde konuşulmuş bir sürecin sonucu olarak önümüze gelmesi gerekiyor. Ama teklifte ilgili kişiler bunu imzalıyorlar. Amaca ve ihtiyaca uygun biçimde, hızlı biçimde getiriyorlar. Kimse tartışmıyor. Kimse konuşmuyor. Evet. Konu uzmanları fikirlerini belirtmiyor. Anayasaya aykırı diyoruz açıkça. Komisyon başkanı diyor ki biz bunun anayasaya aykırı olmadığına karar verdik. Hangi hakla, hangi yetkiyle? Peki. Çok açık biçimde anayasaya aykırı. Ya, yasa yapma tekniğinden hızla uzaklaşıyoruz. Yani doğru peki. Yasaları yapmıyoruz. Problem son olarak burada. Evet Ahmet Bey sesiniz ses problemi yaşamıştık. Giderdik sanırım. Son olarak lafınız yarım kalmıştı. Buyurun siz dinliyoruz. Evet. Şu anda böyle bir şimdi, süreçten sağlıklı bir yasama çıkar mı acaba? Şu anda çıkar inşallah Allah'ın izniyle. Bir provokatör gelmesi, provokasyon olmasa olur. Bakın ben şunu özellikle ifade ediyorum. Biz AK Parti olarak muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık, hiçbir zaman kaba kuvvete de başvurmadık. Onu özellikle söylüyorum. Ama muhalefet maalesef eleştirilerini yaparken çoğu zaman eleştiri dozundan öte hakarete varan bir takım söylemler kullanmaya başlayınca, muhalefet ben bu yasayı çıkartmam deyip kürsü işgaline kadar gidince de kusura bakmasın. Onların ne kadar haklar varsa iktidarın da haklar var. Bizler de o hakları kullanmak durumunda kalabiliriz, kalırız. Nitekim geçmişte de oldu. Dolayısıyla bakın müzakere imkanı yok diyor. 4 gündür biz şu anda bir teklifi görüşüyoruz. Ve 4 günde şu anda 18. maddesi görüşüyor teklifi. Hiç bu kadar geniş müzakere ortamın olduğu komisyonları göremezsiniz. Diğer parlamentolarda da yok. Saatlerce, 3 saat, 5 saat görüşülen maddeler oluyor. Daha nasıl bir müzakere ortamı sağlasın? Daha nasıl konuşulur? Ve haksız bir şekilde... AK Parti anayasa aykırılığı sabit olan bir işte sanki kanunu getirdi. Evet. Sanki işte AK Parti yargı bağımsızlığını ihlal ediyor gibi maalesef haksız bir söylemin de içindeler. Ben özellikle şunu söylüyorum. Benim sesimi duyabiliyor musunuz evet, acaba? Son olarak son birkaç cümleyle toparlarsanız sevinirim Ahmet Bey. Şimdi bakın bir defa bu HSYK'da yaptığımız değişiklik idari bir kurulda yapılan bir değişikliktir. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu bir yargı makamı değildir. Yargılama yapan bir mahkeme yerinde değildir. Bir üst kuruldur. Ne gibi? Radyo televizyon üst kurulu gibi düzenleyici, denetleyici işlem yapılan bir idari kuruldur. Anayasamızın 159. maddesinin evet. Son fıkrasına istinaden biz bunu yapıyoruz. Tamamen anayasanın verdiği yetkiye dayanarak yapıyoruz. Ve yine anayasanın 140. maddesi hakimler ve savcılar İdari görevler açısından Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Bu yaptığımız idari görevlerdir. Peki. Görev değişiklikleriyle alakalı, görevlerle alakalıdır. Yine işte peki, Ahmet Bey, çok detaya girmeyelim isterseniz. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu çalışma usulleriyle ilişkidir. Çünkü detaya girmeyelim. İlerleyen dakikalarda Ahmet Hakan Coşkun konuklarıyla beraber tek tek maddelerin üzerinden geçiyor. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey yayınımıza katıldığınız için. Son olarak Müslüm Bey, ne yaptınız iPad'i kafanıza gelen? Kiminmiş, buldunuz mu? Tabii ki iPad Adalet Bakanlığı'nın üst düzey bir bürokratına ait. Kendisi de zaten inkar etmiyor. Benim masamdan aldılar ve fırlattılar ama kimin fırlattığını görmedim diyor. Kendisi de bir bürokrat. Görüntüler ortaya
ortaya çıktıktan sonra delil sıhhatini azalttığı için, delil yeteneği azaldığı için ben iPad'i kendisine bir tutanakla teslim ettim. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten hiç istenmeyen olaylar. Evet. Ve bu yasa öyle durup dururken ortaya çıkmış bir yasa değil, bir ihtiyaçtan doğuyor. O ihtiyaç da 17 Aralık'ta ortaya çıkan yolsuzluk operasyonlarının savcılar ve hakimler tarafından ya da hukuk tarafından doğru bir şekilde işletilmesini engellemektir. Bu çok açıktır, nettir. Peki. Bütün kavgalar, bütün provokasyonlar bunların hepsinin etkisini azaltmaya yöneliktir ama vatandaş bunu görüyor, değerlendirecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz kendi pozisyonumuzu koruyoruz ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun. Uçan iPad'i de biz icat etmiş olduk böylece. iPad'i Steve Jobs bulmuştu. Uçan iPad'i de biz bulduk. Evet. Allah korumuş. Çok teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir başka konuyla devam edelim. Hükümetin bir diğer değişiklik girişimini de